beden yiyerek gelişiyor. Evet. Ruh ise vererek gelişiyor. Ben size çay ikram ediyorum ya hocam, ruhum gelişiyor. Yani bir fakire bir şey verdiğimiz zaman, Afrikalı bir kardeşimize, Gazze'li kardeşimize dua ettiğimiz zaman ruhumuz gelişiyor. Ama ya bana ne Gazze'den kardeşim, ben giydiğimi içtiğime bakarım, benim çayım kahvem yerinde. Yani onlar orada savaşsınlar diyorsa bir insan hocam, tam bir insan değil. Yarım insan. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldik ikimiz de. Hoş bulduk üstadım. Hocam herhalde Robert Frager babanın değil mi eserinden okuyorduk. Evet. Kendisi hem bir psikiyatrist, psikolog ve aynı zamanda bir derviş. Derviş ve şeyh aynı zamanda. Evet. Yani 3-4 işi birleştirmiş. O yüzden bizim için bu eser kıymetli değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Bir de Aikidocu olmasını da çok beğeniyorum. Hocam siz de yani bu karateye falan taktınız kafayı. Hocam bizim yaşımızda karate çocukluğunda biz Bruce Lee'de büyüdük hocam. Cüneyt Arkın yani karate kung fu. Ama bu yaşta Aikido çok uygun. Çünkü siz fazla enerji harcamadan karşı tarafın hamleleriyle, enerjisiyle, onları manipüle ederek dövüşüyorsunuz. Hatta gittim yani. Baktım hocam 7'den 70'e herkes var birlikte. Çalışması yapıyor. Aikido çalışması yaş yapıyor. Yaşlı olmanın bir mahsuru yok diyorsunuz. Her yaşın yapacağı spor var ve bizim geleneksel zamanlarda hocam insanların yaşam tarzı, tarım ve hayvancılık zaten sürekli hareket halinde. Düğünler, dernekler çok hareketli. Oyunlarımız hareketli. Hele yani, sizin bölgenin oyunları Allah'a. Evet, horon. ama şey bile, zeybek bile tamam, eyvallah. Şimdi artık insanların özel olarak spora zaman ayırması gerekiyor. Hatta hocam bizim köylerimizde düğünlerde güreş müsabakası yapılır. Sportif etkinlikler. Ve en işte birinci olana koyun, dana neyse bir şey verilir. Evet. At yarışları yapılır hocam. Böyle sporla karışık da düğünlerimiz. Yani öyle oturarak bir şey yoktu yani. Hocam bir ara işleyelim ya, tasavvuf ve spor başlığı altında. Eyvallah hocam. Yani bu genellikle pek işlenmeye bir konu. Sufilik de sanki sadece ruhunu önemsersin, bedenini önemsemezsin. Bazen beden nefsle özdeşleştiriyor. Halbuki beden Allah'ın emaneti. Yani nefs dediğin şey onu yanlış kullanma biçimine karşılık geliyor. Buradan hocam Ragıp Baba olarak Sufi yolunda kullandığı isim Robert Frager'ın ruh kavramına geldik kitabında. Geçen hocam nefsi işlemiştik. Evet, nefsi emmare, hatta İsrail nefsi emmare devlettir diye söylemiştik. Evet, yani. Devlet olarak da yani. Evet evet, narsist bir devlet çünkü narsistlerin tipik özelliği hocam her şeyi yani bütün dünyanın kendi etrafında döndüğüne inanır ki tas tamam ona inanıyor ve Netanyahu'nun açıklamaları, kitabı, eski ahitle ilgili göndermeleri hep bu Yahudi merkezli bir evren anlayışına gidiyor. Sanki hocam o zaman Yahudilik narsizme zemin hazırlıyor. Bizde hocam tasavvufta en büyük şey benliktir, egodur, hiç yazar tekkelerde. Evet. Burada ise hocam hep. Evet. Hep biz varız, başkaları bizim izin verdiğimiz kadar olmalı. Hapishanede kesinlikle yaşamalı. Açık Gazze hapishanesinde yaşayabilir Araplar. Biz kovarsak kovarız. Ancak bize hizmetçi olarak gelebilirler gibi bir anlayış var sanki hocam. Evet, yani eski ahiti ben okuyordum üniversite yıllarında. Arkadaşlar diyordu ya yani hani şey dersin, etkilenirsin. Hayır dedim, imanım artıyor yani. Okudukça. Okudukça. Çünkü oradaki şeyi açıkça görüyorsunuz yani. Yeryüzünde esas olarak Yahudiler var insan türü olarak. Diğerleri garnitür olarak var. Çok güzel. Hepsi garnitür. Onlar figüran olarak var. Esas rol şeye verilmiş. Yahudilere verilmiş. Elbette yani insan eli dokununca hocam tahrif ediyor yani. Tabii. Dönüştürüyor. Hocam psikoloji kelimesine girelim. Psiko, psişe ruh anlamına geliyor. Loji bilim, ruh bilimi. Ama çok ilginç mesela gözlem, deney ve ölçüm alanına girmediği için adı ruh bilimi olmasına rağmen ruh hareket yok noktası. Ruh nerede? Ruh nerede? Öbür taraftan mesela şunu vurguluyor Ragıp Baba. Sufi psikolojisi tekamül prensiplerine dayalı bir insan ruhu modeli içerir. Ruh 7 yön ya da boyuta sahiptir. Nedir bu yönler? Madeni boyut, nebati boyut, hayvani boyut, insani boyut. Bunlara ekleme yapıyor. Sonra ruhi boyut, sırrı boyut ve sırrul esrar boyutları var diyor. Böylece 7 bilinç düzeyine ayırıyor. Ama tabii burada ruh kavramının kullanıldığı anlama bağlı da
biz en temelde ruh kahraman ilahi nefes değil mi hocam? Eyvallah hocam. Tabi ilahi nefes olmadığı zaman da işte cansızların da bir ruhu var. Ama madeni bir ruh. Evet. İşte bitkilerinki nebati bir ruh. Bizi de hocam bir zaman hani bitkisel hayat diyoruz ya. Evet. O zaman ruhumuz var ama etkisiz halde sanki nebati şeklinde. İşlevsel değil. Bazısında ruh hocam hayvani ruh. Hiç gelişmemiş en böyle alttaki nefsi emmare dediğimiz vuran, kıran, yaralayan, başkasının hakkını alan. Hocam bir aslan mesela ya şu şeyi de biraz başkasına vereyim fakir fukara dağıtayım der mi? Gülüyoruz ama aslan payı hocamız kavga ediyor böyle bir hayvanın evet, başında. Evet. Sonra hocam normal ruh var. Hocam tarikatlar bu Nakşibendi mesela ruh var. İşte sol mememizin iki parmak altında merkez olduğunu düşünüyoruz. Tam bunun efendim karşısında sır, hafi, ahva diye hocam ruhtan da ilerlemeye çalışıyorlar. Tarikatlarda hocam bu sistem de var. Yani ruhumuzun daha ileri katmanları da var. Yani ruhun da bir tekamülü söz var. Konusu. Tabii ki, tabii ki. Peki o zaman şey, daha geriye gidelim. İnsan topraktan yaratılmış değil mi? Evet. O zaman ruh nereden geldi? Evet. İşte hocam ayette geçiyor. Esra'da ve nefaktü fihi min ruhi diyor Allah-u Teala. Ben ruhumdan insana nefettim. Zaten hocam bizim üstünlüğümüz toprak bedenden gelmiyor. Fil daha çok topraktan yaratılmış. Yani bizim toprağımız 60-70 kiloysa evet. Filin toprağı 3 ton, 4 ton, 5 ton, 5 evet, ton, yani. 5000 kilo topraktan yaratılmış. Şimdi mesela ruh. Biz çünkü o ruhla iş görüyoruz. Merhamet, sevgi, muhabbet, hatıralar. Yani sonuçta o zaman insanın özünde ilahi nefes var yani. Var hocam tabii. Esasında hocam tabii bunu şunu da söyleyeyim. Bu ruh da yaratılmıştır, onu da söyleyeyim. Yaratılmamış olsaydı biz de Tanrı olurduk haşa. Yaratılmıştır ama sırrını bilemediğimiz emir aleminden gelmiş, öte alemden gelmiş. Yani bu dünyanın malzemesinden değil. Evet. Hani şimdi hocam bazen bir gökten şey düşüyor, bir ufacık bir 3-5 kiloluk bir uzay taşı bilmem kaç bin liraya sattılar diye haberlerini okuyoruz. Niye? Çünkü o gök taşı dünyadan değil. Merak ediyor insanlar ne var bunun içinde? Acaba bilmediğimiz maden mi var? Bilmediğimiz bir enerji mi var? Ve hocam 3-5 kiloluk bir kaya parçasını 300-500 bin dolara satıyorsunuz. Müşterisi var onun. Aynen bunun gibi hocam ruhun da maddesi bu alemden değil. Yine yaratılmış ama emir aleminden. O yüzden sırrını tam bilemiyoruz. Şimdi hocam psikolojinin sıkıntısı ne? Evet. Diyor ki psikolog. Ya biz bunu şeyde göre inceleyemedik. Laboratuvar. O zaman yoktur. Diyelim kurtulalım bu işten. Ne güzel iş. Yok da hocam yok oluyor mu ruh? Olmuyor. Sıkıntı burada yani. Yani aslında şunu dese. Ruh benim alanım değil. Ben ruh hakkında konuşmam. Yani vardır yoktur diye bir noktaya girmem dese aslında şey olacak. Çok daha bilimsel olacak. Bilimsel olacak. Yani bilim aslında şey, naturalist yaklaşım var, bir de metodolojik yaklaşım var. Naturalist yaklaşım işte her şeyi doğadan ibaret görüyor. Evet. Termodinamiğin temel yasalarıyla her şeyi açıklamaya kalkıyor. Onun dışında termodinamiğin yasalarında da yani her şey bir işte Big Bang, bir enerji patlamasıyla başlıyor. O maddeye dönüşüyor. Her şey madde ve enerji. Ama çok ilginç, evrenin sadece %5'ini hocam bildiğimiz madde ve enerji oluşturduğunu söylüyor fizikçiler, astrofizikçiler. %95'ini görünmeyen, sadece hesapta ortaya, matematiksel hesapta çıkan karanlık enerji ve karanlık madde var. Yani evrenin çoğu da hocam gözlem, deney ve ölçüm alanının ötesinde bir sır gibi karşımızda duruyor yani. Hocam işte psikoloji ilk ortaya çıktığında ruh doktoru derdik mesela Türkiye'de bile. Evet. Ruh hastalığı derdik. Şimdi artık ruh gitti hocam. Daha evvel body, mind and soul derlerdi. Yani beden, zihin ve ruh. Şimdi hocam beden ve zihin kaldı. Ruhu algılayamıyoruz, ölçemiyoruz, biçemiyoruz diye bunu biz inkar edelim dediler. Yani inkar etmeseler sıkıntı yoktu. Şimdi evet. Hocam ruhumuzun ihtiyaçları var. Çok özür dilerim, bir hayvanın önüne yani böyle bir gıda maddesini bir kirli tabak içinde koysanız yer. Der mi ya ben sıkıldım Ali Rıza hocam nasıl bana böyle bir yani pet diyorlar ya şimdi. Evet. Bir köpek olsa, bir kedi olsa değil mi? Sizin yani ona sunduğunuz muameleyi ciddiye almaz ama bir misafirimize eve çağırdık, önüne böyle yemeği fırlatsak, havada atıp al şu elmayı ye desek, adamın kalbi kırılır. Ya güzel bir şey ikram ediyoruz belki. Yok der, ben bunu yemeyeceğim der, kalkar gider icabında. Yani ruh, bizi esas insan yapan bizim ruhumuz. Bunu inkar ettiğiniz zaman onun ihtiyaçlarını da inkar etmiş oluyorsunuz. Ruh tefekkürden, oruçtan, fedakarlıktan, yani beden yiyerek gelişiyor. Evet. Ruh ise vererek gelişiyor. Ben size bir şey ikram ediyorum ya hocam, ruhum gelişiyor. Yani bir fakire bir şey verdiğimiz zaman, Afrikalı bir kardeşimize, Gazze'li kardeşimize dua ettiğimiz zaman ruhumuz gelişiyor ama ya bana ne Gazze'den kardeşim, ben giydiğimi içtiğime bakarım, benim çayım kahvem yerinde. Yani onlar orada savaşsınlar diyorsa bir insan hocam, tam bir insan değil, yarım insan.
Evet, şey çok ilginç hocam. İnsan kendini tanımlama tarzına göre yaşam tarzı da oluşuyor. Eyvallah. Yani insan kendisini çıplak bir maymun ya da biyokimyasal bir bilgisayar gibi tanımladığı zaman birdenbire bakıyorsunuz hocam, anlam ve değerler ortadan kalkıyor. Diyelim ki çıplak bir maymun için esas olan nedir? Yaşamdan olabildiğince haz almak ve elemden de, ızdırap veren, acı veren şeylerden de olabildiğince kaçınmak. Şimdi bakıyorsunuz hocam, ekonomi biliminin temelini de şey oluşturuyor. Haz ve elem denklemi oluşturuyor. Hocam biraz önce siz hayvani ruh dediniz ya, tam buna tekabül ediyor. Ha, evet. Hayvan ne ister hocam? Yani siz bir hayvana iyilik yapacak olsanız bile, yani yakalayıp da şuna bir iğne vurayım deseniz hayvan seni ısırır. Sen bana kötülük yapıyorsun der çünkü. Evet. Ama bir insan, hatta Gazali hocam bunu kullanmış. Çocukla yetişkin arasındaki farkı, bir çocuğa siz gel bakayım sana iğne vuracağım deseniz. Kaçar. Dün ben bizim Mehmet doktora götürdüm. İğneden ödü patlıyor. Dedim bak iğne yok kesin. Hatta kan aldıracaktık, aldırttırmadık. Çocuk bir daha hani korkmasın, hastaneye rahat gelsin dedik, yani başka şekilde telafi edelim falan. Ama bir yetişkin para veriyor üstüne. Yani hacamatçı çağırıyorsunuz ya, Gazali bir örneği veriyor. Evet. Diyorsun ki sırtımı kes, parçala, kanımı al. Bir de teşekkür edip adamın yani Allah senden razı olsun, zahmet ettin geldiniz, al şunu hediyem diyorsunuz, para veriyorsunuz. Ya adam senin canını yaktı. İşte fark hocam, ruh burada devreye giriyor. Maalesef bugün hedonist insan tipi çoğaldı hocam. Yani haz peşinde koşan insan, evet. Hedonist. Paylaş dediğin zaman çal oynasın. Aynen, zevkperest. Aynen. Paylaş dediğin zaman niye paylaşayım kardeşim? Ben kendi paramı sana niye vereyim ya? Gazze'den bana ne? İşte Filistin'den ne bileyim? Afrika'daki açtan bana ne ya? Ya da yoksullan bana. Birden aklıma şey geldi hocam. Nietzsche dinlerin, kadim dinlerdeki ihtiyaç sahibi insanlara destek verilmesini şey buluyordu. Düşkün ahlakı olarak görüyordu. Niye? Çünkü ona göre onlar evrimsel süreçte elenmesi gereken insanlar. Ne olması gerekiyor? Üstün insanın ortaya çıkması için onun süpermen bir insan modeli var ama bu biyolojik anlamda bir süpermen yani. Bedensel zeka ve yetenekleriyle beraber yükselen, dolayısıyla mesela engellilere, hastalara, ekonomik olarak ihtiyaç sahiplerine elenmesi gerekiyor yani. Ve mesela kendisi şeye karşı olduğu halde hocam, nazizme karşı olduğu halde onun teorileri nazizmi acayip derecede beslemiş. Hmm. Yani Hitler de şey diyor, ben bütün ayrık otlarını ortadan kaldırarak üstün insan oluşturacağım diyor. Mesela Hitler'in hep Yahudileri fırınlarda yaktığı söylenir veya katlettiği söylenir. Halbuki mesela Çingeneleri de hocam benzer muamele yapıyor. Hatta Alman ırkından olan özürlü ve engellileri de ortadan kaldırıyor. Çünkü şey diyor, bunlar diyor evrimsel süreçte güçlü olan ayakta kalmalı, zayıf olan ortadan kalkmalı. Engelli kardeşlerimizin hayat hakkı yok diyor yani. Yok, evet. Ve biz böylece diyor şey yapmalıyız diyor, üstün bir ırk oluşturmalıyız. Mesela hocam çiftçiler ertesi yıl ekmek üzere hangi tohumlarını ayırır? İyi tohumları. En iyilerini en ayırır iyisini, yani. Tabii. O da öyle diyor yani. Dolayısıyla insanı neye indirgiyor hocam? İnsanı işte nebati ruha. Nebati ya da mesela hayvanlarda da diyelim ki hayvanlarda da olabildiğince en iyi ırk, çiftleşmelerin, tabii, ırkların ortaya çıkması amaçları. Burada geriye dönüyorum hocam, şey soracağım. Allah her insana kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor Yaradan. Mesela Sad suresi 71-74. Ayetlerde, Hicr suresi 10-29, Secde suresi 9. ayette. Yani birçok ayette vurgulanıyor. Peki burada ilahi nefes, İlahi nefesin cinsiyeti var mı? Çok güzel hocam. Burada onu Ragıp Baba da söylüyor. Hocam ruh aleminde tam bir eşitlik var. Şimdi bu dünyada hocam işte kadın erkek, siyah beyaz. Evet. Beyaz insanlar daha bir üstün. Siyahlar daha bir maalesef ikinci sınıf gibi. Değişik algılar var ya hocam. Ya da kadın erkek. Tabii ruhani alemde hocam fark yok. Burası çok önemli hocam. Tabii. Mevlana da şey diyor hocam, çok çarpılmıştım bunu okuduğumda. Üniversite yıllarında okumuştum. Ey canı biz ve ben kaydından kurtulan, ey erkekte kadında söze ve vasıfa sığmaz ruh, erkek kadın kaydı kalkıp bir olunca o bir sensin. Birler de aradan kalkınca kalan yalnız sensin. Şey ya, kastediyor yani, ruh olduğunda o, dolayısıyla insanların her birinin ilahi nefes taşıdığını, bu açıdan insana saygı duymak gerekiyor. Eleştiriyorsak biz onun yanlış davranışlarını eleştiriyoruz. Yoksa potansiyeli ilahi nefes taşıyor. Hocam şimdi ruh da eşitlik olunca Batılılar uzun zaman anlayamamışlar. Ya bu Müslümanlar da nasıl kadın evliya olur? Hatta rahmetli Adevi'yi ilk defa duyunca çok hayret etmişler. Çünkü onların anlayışında kadınlar biliyorsun daha alt sınıflarda. Evet. Ruhlarından dolayı eksik varlıklar.
İslam'da hocam böyle bir şey asla yok. Tabii ki dünyevi hocam rollerimizde farklılıklar var. Çocuğun rolü farklı, babanınki farklı, anneninki farklı. Ama hocam ruhani konularda, manevi konularda tam bir eşitlik var. Hatta pek çok zaman Rabetül Adeviye gibi Allah dostu büyük evliyalar erkeklere hocalık yapmıştır. Bizim tasavvufi eserlerde bunları sık sık görürüz. Ayşe evet. validemiz başta olmak üzere işte diğer sufiler, sufiyeler bunlar annelik yapmış ümmete. Öğretmenlik yapmıştır. Hakeza mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafında değil mi? Süheyb-i Rumi diyoruz. Rum Süheyb. Bilal'ı evet. Habeşi diyoruz. Habeşli. Yani zenci bildiğin. Ama Allah Resulü onu baş tacı yapmış kendisine. Hocam burada galiba şey de ilk günah anlayışının da etkisi var. Tabii. Şimdi mesela bizim halk arasında da Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'i yasak meyveden yedirdiğine dair bir inanış var. Ama mesela şimdi şeye bakıyoruz. Eski Ahit yani Kitab-ı Mukaddes'in Tevrat kısmına. Orada yasak meyveyi yemek suretiyle günahı ilk işleyen Havva'dır. Evet. Havva Adem'i de yani kendi günah işliyor yetmiyor. Adem'i de günaha sürüklemiş. Bundan dolayı Havva insanlığın ilk günahının esas sorumlusudur. Mesela Kitab-ı Mukaddes'te tekvin bölümü var. Tevrat, mevcut Tevrat'ın içerisinde tekvin bölümü. Orada ayrıca şey İncil'lerde de mesela 2. Korintlilerde Romalılara mektupta vesaire de tekrarlanan bir şey. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bunun aksine şeytanın vesvesesine önce Adem, Hazreti Adem uyuyor. Açıkça zikrediliyor. Ardından Adem ile Havva yasağı birlikte çiğniyor. Evet. Bakara suresi 30-38, Araf suresi 11-25, evet. Evet. Taha suresi 115-123. Dolayısıyla şimdi cennetten çıkma sebebi öbür tarafta kadın olunca ona bir şey yükleniyor yani. Tabii. Bedel yükleniyor. Yalnız bunun bizim halkımızla arasında da böyle efsanelerle bir inanca dönüşmüş olması garip bir şey. Aslında İslam'ın bakış açısı hocam tamamen hanımları bu şeyden kurtarıyor, cendereden. Yani Hristiyanlıkta ve Yahudilikte hocam müthiş kadın aleyhine bir felsefe var. Siz bizi günaha soktunuz, siz bizi cennetten attırdınız şeklinde siz konuşmayın, siz susun, siz evliya olamazsınız ve hep erkeğin gölgesinde kalırsınız gibi. Ama hocam İslam'da bu yok. Hocam sadece kadına karşı değil. Mesela hocam ırkçılık konusunda hala Batı alemi çok sınıfta kalmıştır. Bizim İslami hocam şeyde öğretide elhamdülillah siyahmış, beyazmış, kırmızıymış. Renklere çok takılmayız hocam biz. Evet, bir ara hocam bir fotoğraf yayınlanmıştı. Sosyal medyada çoktu. Böyle bir grup insan fotoğrafı çekilmiş. Hı. Sadece kemikleri kalmış, iskeletleri. Hiç belli değil, değil mi? Hangisi siyah, hangisi beyaz? Evet. Hangisi işte kuzeyli, hangisi güneyli? Var mı bir ayrım? Ya. Yok. Yani iskeletlerde ruhlar da aslında o şeyi taşımıyor. Biz ayrımcılığı sevdiğimizden bunu şey diyoruz hocam, herhalde. Hocam bu bizim hukukumuza yansımış. Şöyle yansımış mesela Osmanlı bir İslam ülkesi. Hocam tabii Hristiyan ve Yahudilerimiz hak vermiyoruz o itikatları konusunda. Onların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ayrı konu. Ama hocam onların da kiliseye gitmesine, kendi okullarını kurmasına, hatta hocam kendi mahkemelerini açmasına izin vermiş. Siz evet. de insansınız bizim gibi. Onların her insani hakkına sonuna kadar saygı göstermiş. Hatta hocam geçen de biz Bosna'ya gitmiştik. Bir sultanın padişahımız oraya kilise de yaptırmış. Bunlar fakir. Demişler ki devletten bize kilise yapın. Biz fakiriz. Yapacak paramız da yok. Tutmuş hocam devlet. Onlara Bosna'da kilise yapmış. İşte hocam bugün hani İsrail sorununda, Filistin sorununda niye bu problemleri yaşıyoruz? Yani diyelim ki İsrail zulmen aldı, gasp etti. Haklarını verse, hani siz, tamam işin, ben sizin işinize karışmıyorum. Gidin namazınızı kılın, bilmem neyinizi yapın dese yine bu kadar kavga olmayacak. Diyorlar ki hiçbir şekilde izin vermeyiz. Siz insan bile sayılmazsınız. Sizin evet, burası önemli hocam. Hapse giderseniz siz yargılamadan yıllarca hapiste tutabiliriz. Evet. Bu olmaz ki hocam. Bunun yani hocam bu inançsal temellinin olması onlarda çok fecaat. Goyim diyorlar ya. Yahudi olmayanlara ve o bir tür şey demek hocam. İnsan değil, insansı. Antropolojide hocam şey denir, hominidler. Antropolojiye göre hocam maymungiller ile insanlar arasında da türler vardır. Onlara hominid diyorlar, insansı yani. İnsan da değil, maymun da değil, arada bir şey. Şimdi Yahudi literatüründeki o goyim sözcüğü çok kültür olarak yerleşmiş. O bakımdan mesela diyelim ki düşmanınız bile olsa hocam, yaralıysa mesela savaş hukukunda hocam, savaşamayacak düzeyde yaralı bir askeri öldüremezsiniz.
ona tedavi uygulamanız gerekir. Ama mesela İsrail ordusu ise kendi metafizik inançları gereği hocam yaralı savaşamayacak düzeyde olanları da öldürüyor. Hatta hocam bunda o kadar yalancı ki kendi vatandaşını da öldürmüş esir düşmesin diye o ilk 7 Ekim'de. Evet. Sonra bunu da Hamas öldürdü diye evet. Şeyin devletin bereket yani, orada itirafçı askerler çıktı da. Hocam videolar çıkmasaydı ortaya. Belki çoğunu onlar öldürdü. Hatta hocam şu anda bir yalan şey furyası var. Aradan kaç ay, 2 ay sonra işte tecavüz oldu kadınlarımız diye. Çünkü hocam biliyorlar dünya medyasında bu şey getirecek, puan getirecek İsrail'e. Halbuki hocam bunu 75 yıldır İsrail yapıyor değil mi? Hapse evet. Alıyor kadınları, kızları, yarı çıplak, yarı şey. Her zulmü yapıyor. Şimdi hocam Avrupa'da da maalesef İsrail daha bir insan, Araplar insan sayılmaz. Evet. Mesela şey de oldu. Bebeklerin boğazını kestiklerine dair iddialar da öne sürdü. Sonra hiçbir kanıt gösteremediler. Tek bir çocuk ölmüş hocam. Bu da kim öldürdüğü belli değil. Bir de şey, özellikle boğaz kesme biçiminde öldürmeyle IŞİD'le özdeşleştirmek istiyorlar. DAEŞ'le ve böylece Hamas'ı şeyle, DAEŞ'le özdeşleştirmek gibi hesapları var. Hocam şimdi Frager şöyle devam ediyor. Birçok psikolojik ve manevi sistemler yalnızca bir ya da iki işlev düzeyini vurgular. Tasavvufta ise duygusal refah ve sağlıklı besleyici ilişkiler manevi ve fiziki sağlık için zaruridir. İdeal olan dünyada ona bağımlı hale gelmeden manevi yapı ve manevi amaçlarımızı unutmadan yaşamaktır. Yani evet, ruhumuzu unutmadan yaşamaktır. Öyle mi anladım hocam? Yani şey, yani duygusal refah, evet. Besleyici ilişkiler, sağlıklı olmak, bunlar da gerekli bir şey. Yani şey, sadece ruhumuza değil, bedenimize tabii. De yatırım yapmamız. Yani sadece uhrevi, ahiret için çalışan değil, aynı zamanda bu dünyadan da yararlanan olmamıza bir mahsur yok. Hocam geçenlerde bir haber vardı. Afrika'da bir Hristiyan tarikatı açlıktan ölmüştü müritleri veya ruhbanları diyelim. Bilmiyorum, duydun, hatırlıyor musunuz? Evet. 80-100 tane ruhban açlıktan öldü. Şimdi bazı mistik hareketlerde, İslam dışı hocam, İslam'da denge var. İslam'ın tasavvufunda. Ruh, beden, o akıl, zihin hepsi hocam dengeli olacak. Evet. Ama hocam pek çok mistik harekette bu denge yok. Ne demek yani? Mesela hocam, evlenmek yasak. Mal biriktirmek tamamen yasak. Manastıra aitsiniz. Manastırdaki elbiseyi giyiyorsunuz. Bir yere giderken oradan size para veriyorlar. Gidip gelip parayı geri teslim ediyorsunuz. Akrabalık ilişkileri yasak. Hatta hocam bazılarında bu hani uzak doğu mistiklerinde yeme içmede de çok büyük sınır var. Günde 3-5 zeytinle yiyorsunuz. Bir kısmı hocam, hepsinde değil. Ve bu yüzden bedenin sosyal ilişkileri yasaklandığı için haksızlık var bedene karşı. Evet. Tahminim Frager Baba onu söylüyor. Ve hocam şu anda Batı'da bu çok revaçta. Yani Batı alemi maddecilikten bıkmış. Bu sefer diyorlar tamamen ruhani olalım. Saçımızı kazıyıp bir portakal renginde o Budistlerin giydiği efendim kıyafeti giyelim. Kumaş parçasını atalım şöyle omuzumuzdan. Evet. Artık biz bu dünyadan vazgeçtik. Hocam İslamiyet bunu kabul etmiyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinde ruhbanlık yoktur. İslam'da ruhbanlık yoktur diyerek bu tür evlenmeden, bir işe girip çalışmadan, ruhu desteklerken bedenin aleyhine bir maneviyat anlayışını İslamiyet reddediyor hocam. Hocam tam burada önemli bir konuya, kritik bir konuya gelmek istiyorum. Kavramsal yanlış diye bir şey var hocam. Kavramsal yanlış şu. Özellikle mesela ders kitapları ile ilgili olarak akademik çalışmalar var. Lise ders kitaplarındaki kavramsal yanlışlar diye. Şimdi yanlış demiyor da kavramsal yanlış diyor. Özelliği şu. O kavramı yanlış tanımladığınız zaman onun çok fazla yansıması oluyor. Hocam ilk düğmeyi yanlış ilkleyince bütün düğmeler yanlış ilkleniyor. Yani sadece çok bir güzel. Düğmenin açık kalması biçiminde değil yani. Hmm. Şimdi dünya hayatı kavramı, Kur'an-ı Kerim'deki el hayatı dünya kavram, o Türkçe'ye dünya hayatı diye çevrildiği zaman şöyle bir algı oluşmaya başlıyor. Dünya da hayatta son derece değersiz, anlamsız, hiç kıymet verilecek bir şey değil. Ama öbür taraftan bakıyoruz. Allah dünyadaki Allah'ın yarattığı her şey bir ayet. Hayat Allah'ın insana bahşettiği en büyük lütuflardan sermaye. Birisi. Şimdi o zaman mesela şey aklıma geliyor hocam. Bakara suresi 164. ayet. Kitabi ayet dediğimiz zaman bize hemen kitabi ayetler geliyor. Kur'an'daki ayetler geliyor. Ama Kur'an bize aynı zamanda doğal
ve kozmik ayetlerden de bahsediyor. Bakara suresi 164. ayetin meali. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyi de gündüzün birbirini takip edişinde, insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onu ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda, rüzgarların değişmesinde ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli güzergahlarda, akan bulutlarda, bütün bunlarda düşünüp akıl sahibi akıllarını kullananlar için ayet mesajlar var. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki dünya hayatı kavramı aslında Allah'ı hesaba katmayan, öte alemi hesaba katmayan bir yaşam tarzı. Yoksa bu dünya şey değil. Yani bu da Allah'ın ayeti yani. Hocam biz buna tasavvufta rasumal sermaye diyoruz bu ömrümüze. Hocam size bir sermaye verdi birisi. Bu sermayeyi siz yani eğlence için kullanırsanız kötü bir sermaye oldu. Değil mi? İsraf ettiniz. Hatta kötü malzeme alıp insanları ateş ettiniz falan. Ama hocam bu sermayeyi siz iyi yolda kullanırsanız bu çok güzel bir şey. Bulunmaz bir fırsat. O yüzden bence sufilerin bu sözlerini hep böyle bir açıklama kaydıyla kabul etmek lazım. İtirazi bir kayıtla. Yani dünya hayatı hatta hocam hayret makamı var tasavvufta. Biz yanlış anlıyoruz yani. Evet, hayret makamı var hocam. Bir sufi bütün doğuştan ölümüne kadar hayret içinde geçirir hayatını. Çünkü her taraf mucizeler ve kerametler var. Evet. Öyle olunca bu hayat çok güzel. Müthiş bir keşif yolculuğu. Ama dediğiniz gibi hocam tamamen hedonist ve madeni ve hayvani ruhta kalırsanız da yani ne olacak hocam? İyi bir çip diğer mahlukat gibi dolaşıyorsunuz ortalıkta. Bence bunu belki söylemek lazım hocam. Ve mesela sufiler İbnül Vakt olduğuna göre hocam, değil mi? Ya. Anın kıymetini bilen. Bu ne demek hocam? Yaşama çok kıymet veriyor demek. Öyle. Yani bizim insanımızın yaşama kıymet vermemesi, bedeninin hakkını vermemesi de aslında şey, yaratılış ayarlarına aykırı düşen bir şey herhalde. Eyvallah hocam, o yüzden bizim ecdadımız hastaneler yapmış, tıp kitapları yazmış, bedenlerine çok iyi bakmışlar. Ama dediğiniz gibi bu hep ahiret için. Hocam meseleye nereden baktığınız önemli. Evet. Ahiret için bakarsanız yaptığınız maddi işler bile bir ibadettir. Yemeniz içmeniz de bir ibadettir. Gezmeniz, bir dostumu ziyaret etmeniz de ibadettir. Sıla-i rahimdir. Ama nefsiniz için yaparsanız pek faydasını göremezsiniz. Ama hocam vaktimiz dolduğunu da söyleyeyim. İstersen haftaya devam edelim buradan. Evet. Haftaya özellikle şey hocam. Batı psikolojisi ile Sufi psikolojisi arasındaki karşılaştırmalara geçeriz. Ruhla ilgili olarak bu etrafta epeyce bir konuşmuş olduk. Tabii bunun sonu gelmez. Eyvallah. Gene bu konulara değineceğiz hocam, yani. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz. Cümlemize. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.